Kilitli. Yine kilitli. Anahtarlı. Kimse açamaz. Hadi peki bakalım. Şey yapıyor muyuz? Teşhir ediyor muyuz yani? Teşhir biraz itirafa göre. Evet. Hani şöyle bazılarının ismi yazılı. Bu kötü oldu ya. İsmi yazılan arkadaşları teşhir ediyoruz ama ismi yazılan yazmayanları zorla buluyoruz ama yani işte bakıyoruz. Mesela ilkinin ismi yazılı değil ama yine de okuyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun. Sevgilimi sevmiyorum. Nasıl ya? Ama bu çok yani. Yazıyor mu adı? Sevgilimi sevmiyorum, altında da kalp var baya. Vallahi ya. Ama içi boş yani böyle. Evet, içi boş bir kalp yani öyle çizgi. Sevgilimi sevmiyorum. Ama yazan kız var mı erkek mi onu da öğrenmiyorum. Yani bunu itiraf etmek açık isteyen ve... Açıkmasın, çıkmasın. Ben, yok. Tamam, tamam. Söylemeyeyim, tamam. Bir tamam, sevgili... bugün itiraf etmiş oldu. İnşallah sevgilisine de söyler. Bunu vakitlice dağılsın. Ben yine de sevgiliye bir şeyler söylemek istiyorum. Sevgili. Şüphelen. Senin sevdiğini sandığın kişi seni sevmiyor. Buradan birisi. Ve bunu üç adama yazacak kafaya gelmiş. Artık uyan. Uyan yani. Tamam bunu geçtik. Eser abi senin taktiği uyguladım. Seni seviyorum dedim. Cevap vermeden uzaklaştım. Bir aydır cevap bekliyorum abi. Senin taktik vardı onu anladım. Evet benim taktiğim çok hoşlandığınız bir kıza gidin seni seviyorum deyip kaçın oradan dedim. Sonra o zaten gelir sizi bulur diyordu. Zaten bulur dedim. Ya bu... bir aydır bulmamış. Sen bir kıza konum at istiyorsan yani. Bak yani hani duruma. Eğer olursa. Evet, bu ismini yazacağım. Onurhan Seyhan. Sen misin abi? Ver mikrofonu. Onurhan çok da sempatik ya. Ayağa kalksana Onurhan kalkabiliyorsan. Kalkayım abi. O hazırmışsın lan. Onurhan ayağa kalkmak için an be. Bekliyordum abi bekliyordum ben. Evet ne oldu Onurhan? Abi senin taktiği uyguladım. Ne dedin kıza? Gittim. Hiç tanıyor muydun önceden? Yok tanımıyordum. Mikrofonu yaklaştır biraz. Yok tanımıyordum. Tanımıyordun gittin kıza. Gittim kızın yanına. Ne dedin? Merhaba dedim önce. Evet. Kız döndü merhaba. O da döndü merhaba dedi evet. Sonra dedim senden hoşlanıyorum dedim. Evet. Seni senden hoşlanıyorum mu? Senden hoşlanıyorum seni seviyorum. Seni dedi. Benden alırsan seni sana hoşlanmam. Onun orijinali de odur. Evet abi hoşlanıyorum dedi. Sonra cevap vermeden uzaklaştım gittim ben orada. Tamam sen bunu söyle seni senden hoşlanıyorum dedin. Evet. Sonra, abi, da, cevabını... sonra da gittin. Gittim. Kız o sıra nasıl bir tepki verdi? Şok olmuştu. Çok olmuştu evet. Güzel. Benim merak ettiğim ama bir şey var. Ama abi bir ay oldu ya. Ama kardeşim bak merak ettiğim bir sabırlı şey var. Sabırlı ol. Abi cevabını gidiş hızın çok önemli. Şimdi bak geldin seni senden hoşlanıyorum dedin. Geldin. Bir kere şimdi benim taktiğim çünkü... bu değil. Bak, evet, seni ya. Senden hoşlanıyorum demem değil, ben. Bir kere dedin seni senden hoşlanıyorum. Kız zaten dedi ki bu deli mi? Ne diyor ya? Ama orada dönüp şu önemli bak. O eser onu tam anlatmadı. Yani. Senden hoşlanıyorum dedi. Şu var yani gitmen lazım. Sen büyük ihtimalle şöyle. Seni senden hoşlanıyorum. Allah Allah. Bu olmaz. Taksi evet. Falan hatta. Bu sıkıntı yani. Yani ya, karizmatik şöyle... uzaklaştın mı? Arkadaşlar şimdi benim taktiklerimi yanlış ya. Uygulamayın. Abi güvendim ya Eser abi. Bana güven, bana hala güven. Ama bunlar televizyonda izlediğiniz her şeye inanıyorsunuz. Ya hava civa Eser ya, Eser'e güvenme ya. Ya bana inan, bana inan. Abi ikinci taktiğim varsa deneyeceğim ben. Bak taktik aynı. Sadece senden hoşlanıyorum. Şu an seni rahatsız ettiysem özür dilerim. Ama yani böyle bir duygum var ve seninle paylaşmadan edemedim. Bir cevap beklemiyorum. Kendine iyi bak deyip oradan cool bir şekilde. Ama arkayı kollayarak. Evet. Anladın mı? Ya gelirse. Yani çünkü bu taktiğin amacı şu. Hepimiz red yemekten korkarız ya. Onu yemeden gidiyorsun. Anladın mı? Gittim abi. Ama bir aydır da aramıyor şu an yani. İşte, ya bu bir red değil mi yani? Ya şu an yediği şey ne? Kız aynı üniversitede misiniz? Evet abi. Karşılaştırıyoruz mu sonra? Hiç böyle yani yolda sizi gör... Ha? Yok. Nasıl hiçbir karşılaşma. Aynı bölümde değil. Sıfır mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sen rahat ol. Abi arada karşılaş. Sen rahat ol. O itirafı bir de üç adamda da paylaştın. Şu an var ya önün bahar. Bir de ben. Ben rahat ol. İnşallah abi bekliyorum. İnşallah. Olmazsa inşallah. Yine geleceğim burada. Yine bir itiraf abi. Tamam. Yani hala gelmedi diye bir itiraf. Yapacağım abi. Hayır olmadı Esra Erol'a yolluyoruz falan bu. Tabii. Yani desteği izdivaç rahat ol yani kardeşim. Alkışlar kardeşimize tamam. Gelsin. Tamam. Yani çok güzel. Bizi itiraf yazmaya zorlayan bey abi. Bey abi ne ya? Esere acayip benziyordu. İlk o sandım yazmış biri. Sonra da aynı yani benzer bir şey. İtiraf kutusunu getiren kişi İbrahim sandım.
Arkadaşım telefonun kamerasını aceleyle açtı. Yakından görüp onun olmadığını görünce bozuntuya vermeden "Aa ben bu abiyi tanıyorum galiba" deyip fotosunu yine çekti demiş. Gerçekten bizim yardımcı arkadaşımız, röportajlarımızı yapan, skeçlerimizde oynayan Safa arkadaşımız. İkimizin yavrusu gibi diyelim yani. Gerçekten de öyle ama. Gerçekten genel arkadaşımız ikimize de çok benziyor. Gerçekten bir kısmı bana benziyor, bir kısmı ona. Safa neredesin? Yani. Safa. Merak ediyorum. Safa, bir Safa gelsene be. Safa gel, Safa. 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 Aa. Gel. Aba. Ya ama ya. Safa. Baya. Ya şu ne oldu ya? Safa. Gözüm bir dakika. Şu karıyı, sen... şu karıyı bozma. Safa biraz eğil. Eğil, eğil, eğil. Bak al sana genel izleyici. Vallahi. Evet. Kardeşim. Bu ne oğlum? Aynı gemide yolalı. Ya gerçekten. De... Ya aşırı benziyor. Aşırı benziyor. Ya. Bak o, olağanüstü. Bir şey var evet. Gerçekten. Bak olağanüstü yetenekli bir arkadaşımız. Gözü çıkar daha eser mi? İlerleyen yıllarda evet, Safa'yı. Yok, böyle olur bir bence. Bir sürü programda, komedi programlarında, bizim programda bir sürü şeyler yaparken göreceksiniz ama tek dezavantajı ben mi olacaksın, İbo mu? Ona karar ver. Hangimizin yolundan gitmek istersin? Böyle bir hani annende mi kalacaksın, babanda? Anneyi mi daha çok seviyorsun, babayı mı? İkinizi de. Ay Safa. Safa bir şey söyleyeyim. Yolda böyle o tepkiler geliyor mu sana hiç? Geliyor abi. Evet. Ne diyorlar? En çok esere benzetiyorlar ama. Evet çok. Değil mi? Sana daha çok benzetiyorlar abi. Mesela ne diyorlar böyle gördüklerinde? Ya akrabası mısın diyorlar. Evet. İşte kardeşi misin, vay torpil yapmış falan diyorlar. Diyorlar. E ne diyecekler başka? Ekürüsü misin, ne diyecek yani? Ya. Ne diyecek ki? Ya yani, şey Safa yeteneksizsiniz Türkiye'de, ben hani jüriyken çok sevdiğim, çok beğendiğim yetenekli bir arkadaşım, daha önde çok parlak. Sahnede inanılmaz taklitler yapıyordu. Senden sadece hazır buraya gelmişken bir tane ya, bir en sevdiğin taklidi yapmanı rica ediyorum. Bari Gökhan Türkmen yapsın. Öyle. Gökhan Türkmen veya Gökhan Özen. Gökhan Türkmen çok iyi oluyor. Gökhan Türkmen taklidi yaparak yapma. Gider misin ya. Lütfen kardeşim, lütfen. Rica ediyorum senden. Lütfen gülme gülme. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana söndü yüreğim. Benim sonum senle bilirim. Unutamadım. Eser. Bırak, vallahi bırakmam. Gökhan Özen. Gökhan Özen de istiyoruz, öyle oluyor. Evet. Gökhan Özen bir de. Her şeyde biraz sen varsın. Aktım her yerde gözlerin. Oklarım yastığın hala. Alkışlar Safa'ya gelsin. Alper'den aldığım borcu ödemek için Ahmet'ten borç aldım. Ahmet'in borcunu ödemek için o günden borç aldım. Sonu ne olacak bilmiyorum. İnşallah okumazsınız. Ahmet'le o günün yaşları toplamı kaçtır? Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Cemal benim itirafta bulunmuş. Abi, abi hocalar bana gına getirdi, kafayı yiyorum. Ama buraya getirdiler diye sesimi çıkaramıyorum. Yardım edin. Eyvah. Heh? Hocalar kim bir kere? Onu gösterin. Sen mi? Arkada. Siz hocalar mısınız? Evet. Bu itirafı yazan da öğrenciler mi? Hangisi mi? Bilmiyor musunuz? Nerede bunu hocalara alalım, hocalara verelim hocalara. Hocalarımız böyle öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Üç adam da sizi afişe ediyorlar. Hocam. Merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler. Ne hocasınız hocam? Ben fizik öğretmeniyim, eşim de kimya öğretmeni. Mükemmel, aynı okuldasınız. Aynı okuldayız. Evet. Okul bizim, öğrenciler bizim. Geldik. Hoş geldiniz. Hocam öğrencilere gına getirdiğinizi biliyor muydunuz? Şöyle söyleyeyim. Gına getirdiğimizi düşünmüyorum. Ama ben belgeyle konuşuyorum hocam. Ben de belgeyle konuşayım o zaman. Program başlamadan önce arkadaşa minder uzatması her şeyi gösterdi. Bizim için öncelik bu zaten. Dertten daha önemlidir.
Biz çocuklarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Abi, abi dedim, pardon, hocam abi. Hocam abi. Kaç yaşındasınız hocam? 37 yaşındayım. Abi, hocam, gerçekten öğrencilerinizi alıp 3 adama gelmeniz bile hem bizim için büyük bir gurur, hem de sizin ne kadar böyle öğrencilerinize sosyal aktivitelere önem verdiğinizi gösteren bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim hocam. Hocam kalkan 3 tane çocuk oldu. O 3 öğrenciden şüphelendim ben. Çünkü onlar fazladan. Evet, böyle falan yaptılar bak. Bunların 3'ünden biri hocam. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar hocalarımıza gelsin. Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Bu nasıl itiraf lan? Tespit yapmış. Kısa mı uzun mu acaba? Evet. Kalk bakayım. O kadar. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Oğlum kalksana. Ya. Şaka yaptım, özür dilerim. Şaka yaptım. Gerçekten çok buradan çok uzun gözüküyorsun. Ya. Nasıl boy fobisi ne demekmiş ya? Onun terbiyesizce bir fobi ya. İlgilenmem şimdi, lazım. Şimdi toparla. Şöyle boy fobisi ne kardeşim? Ya bana işte çıkma teklifi ettiğimde kabul etmedi. Neden kabul etmediğini sordum ben de. Boy fobim var falan filan yaptı. Boy fobisi ne ya? Ben de anlamadım. Ne var ya? Yani kısa boylu insanlardan korkuyor muymuş? Aynen, kısa boylulardan hoşlanmıyormuş. Nasıl yani? Yani onun istediği erkek uzun boylu, kaslı vesaire falan öyle bir şeymiş. He, bütün ülkede zaten uzun boylu kaslı yani. Kardeşim gayet bir kere yüzü yakışıklı bir adamsın yani. Evet. Bir kere yakışıklı adamsın. Bak Oğuzhan Koç'a. Bugün nere geldi? Ama şey tane boy sen yine olan... tam bana bakma. Ben yine 1.75'im yani. Nereden oraya geldi ya? Konu niye? Bir gün senin adını da böyle bağırırlar. Abi, o da mahcup olur. Bak, ya bir şey söyleyeyim. Bir kere hani Oğuzhan diye bağırıldı ama Oğuzhan ortalama Türk erkeğinin baya 5-10 santim üstündesin değil mi sen? Ortalama o Türk kim oğlum? Kaç santim ya? Bilmiyorum. Ben seni abi öyle... ben 1.75'im. 1.75 evet, güzel boy. Bilmiyorum ortalamasını filan. Aslan gibi boy. Ben şu yüzden bunun mizahına eğleniyorum. Çünkü tamam işte yani. Ya, tabii ki canım. Herhalde canım. Ya boy meselesini takma. Yani sensin yani. Boş ver yani. Senin ne olduğun önemli olan. Bence aslan gibisin kardeşim. Nasıl? Aslan gibi. Senin nasıl, bir daha söyle. Aslan gibi. Aslan gibisin. Tempolu. Hani bir tip yavru aslan ama şeyde... Ya sevdim arkadaşım. Ama çocuğu bitirdin. Ayağa kalk. Kalk ayağa demekle bitirdin zaten. Ya ben ne yapsan toparlayamazsın. Toparlarım. Ben seviyorum kardeşim. O beni biliyor. Ne seviyorsun? O ne biliyor? Sen niye seviyorsun? Ne zaman tanıştın? Adını seviyorsun. Adı ne? Adını yazmamıştık ya. Yazdı. Yazmış mıydı? Yazmamış. Yazmamış. Adın ne? He? Furkan. 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 Love you. Furkan, seni seviyoruz. İşte bu. Ben de sizi seviyorum. O kız pişman olsun. Teşekkürler. Ona da buradan sitem ediyoruz. Eser Bey, çok istediğim şey göbeğinizin ismi olsa ne olurdu? Oha. Bakayım. Zeynel Abidin Önlü. Ya. Kim o? Oğlum sen yemedin içmedin, benim göbeğimi mi hayal ettin? Onun ismini mi düşündün ya? Ver abim mikrofon. Ver mikrofon. Ver. Bir saçını başını düzelt. Allah'ını seversen benim sinirimi bozma. Ver, al mikrofonu, al. Eşgali al. Ne? Eşgali al. Abi mesela... Evet. Benim göbeğimin bir ismi var. Ayağa kalksana bir, senin de göbeğin. Benim göbeğimin ismi Rıfat. Hayır, nerede göbek ya? Abi bırakmıyorum şimdi, normalde var. Bırak mı? Bırak, bir görelim. Bir salsana. Normalde bu kadar. Adı ne? Adı ne? Rıfkı. Rıfkı. Rıfkı mı? Aynen, evladım gibi bakıyorum abi. Peki yani sen benim göbeğime isim taktığımı mı düşündün? Yani isim koysanız ne koyardınız diye sordum ben. İsim olsaydı yani. Yani... Oğlum baya bizim seyirci delirdi lan. Baya mayaklaşıyor. Baya delirdi. Ben göbeğine niye isim koyuyorsun? Ama Eser şöyle söyleyeyim. Evladım gibi diyor ya. Mesela ben şuna eminim. Sen evladını çok daha fazla seveceksin. Evet. Bak o ayrı bir şey ama. Benim göbeğim benim üvey evladım gibi. Yani ben... Mesela şimdi sen de ayağa kalkınca bir isim istiyor bence ya. Bir isim, ben şu an şey yapıyorum ya. Erkek olursa Zeynel olsun. Çok iyi yani, çok iyi. Ben adını İbrahim koymayı düşünüyorum. Gerçekten olur. Senin verdiğin göbeğe ben senin ismini koyayım.
Gerçekten öyle. Benim adımı koyar mısın göbeğine? İbo. Senin göbeğin olsun be kardeşim. Senin bir önerin var mı? Efendim? Senin bir önerin var mı? Ne bileyim abi, Cabbar olabilir mesela. Ne Cabbar'ı? Bu göbek ancak Kerim Abdülcabbar olur oğlum. O göbeği biraz büyüteceksin o işi. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nereden geliyorsun? Nevşehir abi. Nevşehir. Nevşehir'den geliyorsun. Aynen. Nevşehir'de yoldaydın. Üç adama geldin, bir itiraf yazayım dedim ve benim göbeğimi hayal ettin değil mi? Evet abi. Uzunca bir şey. Tamam. Cabbar olsun. Bu arada saçların böyle çok sıra dışı gözüküyor. Yani bu önde bir bak, önde bir salmışlık var. Orada bir şov var. Otobüste çok ters yattım biraz. O yüzden oldu yani. Oğlum amuda kalksan böyle olmaz saçın ya. Ayaklarım böyle havaya falan dikildi sıkıntı. Ne, ayakların tavana mı dikti? Çok, evet. Tamam, kafanı nereye soktun? Soru o. Koltuğun arasında. Çok sıkıntılı geldik ya. Tamam. Hoş geldin kardeşim. Alkışlar Nevşehir'den gelen kardeşim. Telefonumu herkes sürekli duymayıp görmediğimi zannedip açmadığımı düşünüyorlar ama aranan her telefonu kasıtlı açmıyorum. Aa. Var mıdır sizde? Andi, sende var mıdır o? Telefonu böyle çalar bilirsin ama açmamak var mıdır? Yani evet, bazen açmıyorum. Müsait olduğum zaman. Sonra geri dönüyor musun? Döndüğünde oluyor. Unutmadıysam dönüyorum. Hande şu an bayağı yalan dönmediğin net anladın. Dönmediğin zamanlarda oluyor. Müsait olduğumda konuşmayı ya da kendim istediğinde konuşmayı tercih ediyorum. Cep telefonu o yüzden var. Aynıyım çünkü. Aynı, çok doğru söylüyorsun. Yani, boş zamanın da aslında sana ait ve o sıra bir şey yapıyorsun ya. Evet. Yani şu an mesela evde oturuyorken de müsait olmayabilirsin ya. Evde oturuyorsun çünkü. Evet. Ya da canın istemiyor yani. Çünkü artık telefon biraz işi şeye götürdü yani. Herkes her şeyi her an... Evet. Dünyanın öteki ucundan bana ulaşabiliyor ya biri mesela. Gerçekten herkese ulaşabiliyorlar. Geçen birisi beni aradı telefonu. Abi nasılsın dedi. İyiyim kardeşim dedi. Numarayı tanımıyorum. İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Abi ben dedi, atıyorum Bekir. Şimdi adını söylemiyorum. Eyvallah. Niye aradın? Abi ben dedi senin haftaya şuradaki konserine geleceğim. Kız arkadaşımla birlikte geliyorum. Muhakkak resim çektirmemiz lazım. Onun için aradım seni. Kardeşim tamam eyvallah, seve seve gel ama nereden aldın telefon numaranı? Bu cep telefonu sonuçta yani. Nereden aldın? Abi dedi ben X operatörde çalışıyorum. Sizin telefonunuzu aldım, oradan arıyorum dedi. Kör oldum yani. Oralar işte efendim o yemek sipariş edilen siteler tabii vesaire. Tabii. Oralardan efsane dağılıyor telefonlar tabii yani. Dağılıyor fena. Ya benim telefonumu böyle bir Murat Boz fanları ele geçirdi. Eyvah. Murat Boz'a ulaşmak için bir de nasıl bir çirkin bir şey. Ben de meşhurum Murat Boz. Ya ben bu konuyu direkt Murat Boz'a vermiş. Ya ya ne olur Murat, ne olur beni Murat'la görüştür. Ya ya yet. Yani bana da ulaştın. Ya bunu yani bunu evet bunun mutluluğunu yaşa falan. Hayır bana Murat'ı ver falan diye çok sıkıntılı günler yaşadım. Evet, son itiraf okuyorum. Hayatım boyunca şişman olanlardan nefret ettim. Bana bir garip geldiler. Şimdi en sevdiklerim senin gibi abi. Evet. Kim lan bu? Şişmanlardan niye nefret? Kim abi bu? Şişman fobisi. Benim abi o. Gel sen abi sana. Nasıl sensin? Valla ben yazdım onu. Yemin ediyorum bana kutu geldi. Ver dedim bir tane bir şey. Harbiden mi? Kendi seviyor musun? Valla ben yazdım. Seviyorum abi adamı. Şişmanmış var. Hayır. Berkay sana sarılmak istiyor ama ulaşamıyor. Böyle mi? Böyle duruyor. Ya bir şey diyor, gerçekten sen mi yazdın bu? Sen şişmanlardan nefret mi ettin hep? Küçükken öyleydi abi, çok korkuyordum kilo almak. Şişmanlardan mı korkuyordun? Şişman olmaktan mı? Bak. Hem şişmanlardan hem şişman olmaktan, ikisinden de korkuyordum. Şimdi rahatladın değil mi beni görüyorsun? Harika ya. Ya öyle bir bakış attın ki kendimden tiksindim ya, böyle bir şey olamaz. Bunu oraya koyabilmesi müthişmiş. Bunu buraya nasıl ulaştırdın abi sen? Dila'ya teşekkür ederim bu mesajı oraya koyduğu için. Ha, bizim menajerimiz Dila'ya bunu Dila çaktırmadan bir pas attı, benim yanımda yazdı. Dila Yelkenci, alcılar olsun. Evet arkadaşlar, itiraflarınız için çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar yine kendinize. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz.